Düşünelim. Bowling sporunu daha heyecanlı kılmak için salon sahipleri pistin tam ortasına topun havada düşey bir halka çizmesini sağlayacak bir eklenti yapıyor. Yani lobutlara vurabilmek için topu o kadar hızlı fırlatacaksınız ki top lobutlara yönelmeden önce düşey halkayı dönecek. Hani mini golfte de vardır ya bunun gibi dönel engeller. Ya da aklınıza iyice canlandırmanız için oyuncak araba yarış pistlerini de düşünebiliriz. İşte böyle bir engeli inşa edebilmek için öncelikle halkanın tepe noktasının nasıl bir kuvvete maruz kalacağını bilmek lazım. Sonuçta bu yapı belli bir minimum kuvvete dayanacak şekilde inşa edilmeli. E siz de yaptığınız halkanın ne kadar dayanıklı olduğunu bilmek istersiniz. Bu yapının bowling topunun kuvvetine dayanamadığı için kırıldığını düşünsenize. Skandal. O halde gelin kendimize şu soruyu soralım. Bowling topu bu halkayı dönerken bu dairesel yapı ne kadarlık bir kuvvete maruz kalır? Analiz için halkanın tepe noktasını seçelim. Şimdi bir takım değerler yazacağım. Topun tepe noktasındaki hızı saniyede 8 metre olsun diyelim. Acayip yüksek bir hız bu. Belli ki birileri bu topu halkadan geçireceğim diye güçlü bir atış yapmış. Halkanın yarıçapı 2 metre olsun. Bowling topunun kütlesine de 4 kilogram diyelim. Değerleri de verdiğimize göre artık şu soruyu sorabiliriz. Halka ile top arasındaki normal kuvvet ne olur? Başka bir deyişle iki yüzey arasındaki normal kuvvetin büyüklüğü nedir? Bowling topu halkayı dönerken yapının buna dayanabileceğinden emin olmak için bilmemiz gereken değer tam da bu. Hatta bu aynı zamanda klasik bir merkezcil kuvvet problemi. Hadi başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz? daima bir serbest cisim diyagramı çiziyoruz. Aradığımız şey bir kuvvetse serbest cisim diyagramını yapıştırıveriyoruz. Evet, topa etkiyen kuvvetler neler? Bir kere aşağı yönlü bir yer çekimi kuvveti var. Ve yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü her zaman m çarpı g'dir. Burada g yer çekimi nedeniyle oluşan ivmenin büyüklüğünü temsil ediyor. İkinci olarak elimizde bir de normal kuvvetimiz olacak. Peki bu normal kuvvet hangi yöne doğrudur? Çok sık yapılan bir hata. Birçok insan normal kuvvetin yukarı yönlü olduğunu düşünür. Çünkü birçok farklı durumda normal kuvvetin yukarı yönlü olduğunu görmüşlerdir. Mesela burada ayakta duruyoruz diyelim. Bize etkiyen normal kuvvet yukarı yönlüdür. Ve bu normal kuvvet sayesinde yerle bir olmaktan kurtulmuş oluruz. Oysa bu halka yapısında durum bu değil. Halka yapısı topu yukarıda tutmuyor. Yaptığı şey topun halkadan çıkıp dışarı fırlamasını engellemekten ibaret. Bu nedenle buradaki normal kuvvetin aşağı yönlü olması lazım. İlk başta kulağa tuhaf gelebilir ama bu yüzey topun yukarısında olduğu için topu aşağı itiyor. Yüzeyler sadece iter. Yüzey altımızda olduğunda bizi yukarı iter. Yüzey eğer solumuzdaysa bizi sağ, sağımızdaysa sola iter. Özetle normal kuvvetler her zaman iter. Yani pistin topa uyguladığı normal kuvvet aşağı yönlüdür. Buna karşılık topun piste uyguladığı normal kuvvet ise yukarı yönlü olur. Yani bu top biraz daha fazla hızlı gidecek olsa ahşaptan yapılma bu halkanın parçalanması işten bile değildir. Çünkü pisti bu yönde iten kuvvetin büyüklüğü pistin dayanabileceğinin üstüne çıkmıştır. Ama bizim analiz ettiğimiz şey top. Ve pistin topa uyguladığı normal kuvvet aşağı yönlü. Serbest cisim diyagramımızı çizdiğimize göre ikinci adıma geçebiliriz. Bu adımda Newton'un ikinci yasasını kullanıyoruz. Hesabı basit tutmak adına Newton'un ikinci yasasını her seferinde tek bir boyut üstünde uyguluyoruz. Düşey, yatay veya merkezcil gibi. Bu örnekte yasayı merkezil yöne uygulayacağız normal kuvvet dairesel yolun merkezine yönelmiş olduğundan ve biz de tam olarak bu kuvveti bulmak istediğimizden Newton'ın ikinci yasasını merkezil yöne uygulayacağız. Unutmayalım, merkezil sözcüğü çemberin içine doğru demekle aynı şey. Başlayalım. Merkezil ivmeye eşittir net merkezil kuvvet bölü dairesel hareketi yapan kütle. Merkezil yönü seçtik merkezil ivmenin de hızın karesi bölü cismin hareket ettiği dairesel yolun yarıçapına eşit olduğunu biliyoruz. O da eşittir net merkezcil kuvvet bölü dairesel hareketi yapan cismin kütlesi. İşaretleri nasıl tayin ettiğimizi hatırlayalım. Merkezcil ivmeye pozitif işaret verdiğimiz ve merkezcil ivmemiz çemberin merkezine doğru baktığından Çemberin merkezine doğru olan yön bizim pozitif yönümüzdür demiştik. O halde bu kuvvetleri yazarken çemberin merkezine bakan kuvvetlere pozitif işaretler vereceğiz. Hadi yapalım. Problemin özü bu aşama. Bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Yazmaya başlayalım. Merkezcil kuvvetlerimiz nelerdi? Hatırlamak için serbest cisim diyagramımıza bakıyoruz. Diyagramda hangi kuvvetler var? Normal kuvvet ve yer çekimi kuvveti var. Yer çekimi kuvvetiyle başlayalım. Burada yer çekimi kuvveti merkezil bir kuvvet midir? Sormamız gereken ilk soru işte bu. Yani yer çekimi kuvvetinin burada yeri var mı? Cevabı bulmak için de şu soruyu soruyoruz. Yönü merkezcil mi? Yani çember merkezine mi bakıyor? Evet aynen öyle yapıyor. Yer çekimi kuvvetini hemen buraya yazıyoruz. Dahası yer çekimi kuvveti merkezden dışarı değil dışarıdan merkeze yönelik olduğu için buraya pozitif bir merkezir kuvvet olarak geçiriyoruz. Benzer şekilde normal kuvvet de çemberin merkezine bakıyor. Yani bu hesaba onu da katıyoruz ve işaretini yine pozitif yapıyoruz. Artık denklemde normal kuvveti yalnız bırakabiliriz. C1 bilgimize başvuruyoruz. Her iki tarafı kütle ile çarpıyoruz. Sonra her iki taraftan mg çıkarıyoruz. Ne oluyor? Normal kuvvet eşittir. Kütle çarpı v kare bölü r. Eksi Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü. Değerleri yerine yazalım. 4 kilogram çarpı 8 metre bölü saniyenin karesi, karesini kesinlikle unutmuyoruz. Bölü 2 metre yarıçap, eksi yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü, yani 4 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. İşlemleri yapıyoruz ve normal kuvvet eşittir 88,8 newton sonucuna ulaşıyoruz. Pistin topa uyguladığı aşağı yönlü kuvvetin büyüklüğünü bulmuş olduk. Ama Newton'un 3. yasasından topun da piste aynı büyüklükte bir kuvvet uyguladığını biliyoruz. Dolayısıyla eğer insanlar bowling toplarını bu halkadan saniyede 8 metre hızla geçirecekse halkayı hangi malzemeden yaparsanız yapın yeter ki 88,8 Newton kuvvete dayanabilsin. Şimdi size şunu sorayım. Mesela top halkanın tepe noktasını açtı ve bu noktaya kadar ilerledi. Burada normal kuvvet ne olur? 88,8 Newton mu olur? Daha mı büyük olur? Yoksa daha mı küçük olur? Bunu bulmak için hemen serbest cisim diyagramımızı çiziyoruz. Yer çekimi kuvvetimiz hala hazırda var zaten. Tabii ki yine aşağı yönlü. Ve büyüklüğü yine kütle çarpı yer çekimi ivmesinin büyüklüğüne eşit. Elbette bir de normal kuvvetimiz var. Fakat bu kez normal kuvvet cismi aşağı doğru itmiyor. Unutmayın, yüzeyler dışarı doğru iter. Bu yüzden topun solunda olduğuna göre demek ki topu sağa doğru itiyor. Gördüğünüz gibi bu kez normal kuvvetimiz sağ yönlü. Bunun da çok iyi yağlanmış bir pist olduğunu varsayarsak, yani sürtünmeyi ihmal edersek yine bu iki kuvvetle baş başa kalırız. Şimdi gelelim sorumuzun cevabına. Buradaki normal kuvvet tepe noktasındakine eşit midir, ondan küçük müdür yoksa büyük mü? Ben büyüktür diyorum. Hatta çok daha büyüktür diyorum. Çünkü net merkezil kuvvet teriminin değerlerini yerine yazarken sadece çemberin merkezi doğrultusundaki kuvvetleri hesaba katıyoruz. Kuvvet dışarıdan merkeze doğruysa pozitif, merkezden dışarı doğruysa negatif işaret veriyoruz. Kuvvet ne dışarıdan merkeze ne de merkezden dışarı doğru bakıyorsa o kuvveti hiç hesaba katmıyoruz. Çünkü o kuvvet o zaman merkezil ivme yönünde olmuyor. Başka bir deyişle merkezil ivmeye yol açmıyor. Yani bu örnekte yer çekimi kuvveti artık merkezil bir kuvvet değil. Çünkü yer çekimi kuvveti artık çemberin merkezine doğru bakmıyor. Çembere teğet geçiyor. Yani ne içeri bakıyor ne de dışarı merkezcil harekete hiçbir katkısı yok. Bu noktada tek yaptığı topun hızını arttırmaya çalışmak. Topun yönünü değiştirmiyor. Yani bu topun dairesel hareket yapmasında hiçbir katkısı yok. O yüzden de bu hesapta yeri yok. Evet, normal kuvveti yalnız bırakalım. Her iki tarafı m ile çarpıyoruz. Artık bir mg terimimiz olmadığına göre denklemin iki tarafından mg çıkarmıyoruz. Bu da normal kuvvetimizi daha büyük hale getiriyor üstüne üstlük topun hızı bu noktadakine kıyasla daha yüksek. Çünkü top alçalışa geçtiği için yer çekimi topun hızını arttırıyor. Topun hızı artık daha yüksek olduğu için ve normal kuvvet mg kaybına maruz kalmadığı için normal kuvvet ilk örnektekinden çok daha büyük oluyor. Toparlıyorum. Merkezi kuvvet problemleri çözerken ilk işiniz serbest cisim diyagramı çizmek olsun. Eğer kuvvetleri merkezcil yani çemberin merkezine bakan yönde analiz etmeye karar verirseniz, sadece dışarıdan merkeze veya merkezden dışarı bakan kuvvetleri hesaba kattığınızdan emin olun. Kuvvet dışarıdan merkeze doğruysa pozitif, merkezden dışarı doğruysa negatif değerlidir. Merkezil yöne çalışırken kuvvet ne içeri ne de dışarı yönlüyse o kuvvetin o hesapta yeri yok demektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.